Cümleten selamun aleyküm. Fiat 126 biz sıfırdan toplama çalışmasına devam ederken yeni videolar hazırlamaya devam ediyorum. Bu videoda şarj namusu nasıl çalışır? Arızaları nelerdir? Bakımı, bilye değişimleri nasıl yapılır? Onlara göstermeye çalışacağım. Öncelikle şarj namusunun çalışma sistemi eskiden bisikletlerin üzerlerinde dinamolar olurdu. Bu dinamoların orta kısmında bulunan mıknatıs sayesinde dönme hareketiyle oluşturan manyetik alanda elektrik üretilip öndeki lambaya gönderilir. Devir yükseldikçe, yani teker hızlı döndükçe, ne kadar hızlı dönerse dinamo o kadar fazla elektrik üretmiş olur. Belirsiz bir elektrik yani. Ama şarj dinamolarında böyle bir durum söz konusu olmayacağı için, yani araçlar sürekli aynı devirde çalışmadığından dolayı sabit bir elektrik olması gerekiyor. Bu yüzden de şarj dinamolarının orta kısmında mıknatıs yerine rotor adı verilen sargı parça bulunuyor. Bu sargı parçayı ilk başta uyarıtma akımı gönderip daha sonra mıknatıslanma oluşturulup bu mıknatıslanmadan oluşturan elektrik stator sargı üzerinden diyot grubuna alternatif akım olarak gönderiliyor. Alternatif akım diyot grubunda doğru akıma çevrilip aracın elektrik ihtiyacı karşılanmış oluyor. Bu doğru akımın sürekli aynı voltajda kalması gerekiyor tabii. Araçlar 12 volt değerinde çalıştığı için bu voltaj aralığında voltaj regülatörü, yani konjektör de deniliyor. O parça sayesinde sabit bir voltaj tutulmuş oluyor. Bunların denemelerini, hepsini göstereceğim zaten. Çalışmasını, arızalarını sırayla yapacağız. Şarj namusu nasıl elektriği üretiyor, nasıl başlıyor, ışık, akü ışığı neden yanıyor, nasıl sönüyor? Sırasıyla bunların hepsini göstereceğim bu videoda. İlk başta akü şarj ışığı aracı ilk kontağa çevirdiğinizde nasıl yanar? Ondan bahsedeyim. Akü ışığı yanma sönme işlemi kontak açıldığında şarj namusu üzerinde bulunan D artı yazan kısma elektrik geldiğinde akü ışığı yanmış olur. Akü ışığı yanıyorsa normal voltaj regülatöründe kömürlerde bir sıkıntı yoktur. Ama akü ışığı hiç yanmıyorsa kömürler veya voltaj regülatöründe bir sıkıntı vardır. Akü ışığı hiç sönmüyorsa bu sefer diyot grubunda sorun vardır. Bunların hepsinin kontrolünü de yapacağız. İlk etapta elektrik bağlantısını göstereyim. Normal dış gövdesi eksi şase. Dış gövdeye şase veriyoruz. Daha sonra kontak anahtarı ve akü lambası görevi yapması için şu şekilde bir lamba ayarlıyoruz. Buradan artı girişimizi yapacağız. Şu bizim şarj namlusuna giren artı kısmı. Bu artı kısmı buraya taktık. Artı kısmı zaten taktığımızda şarj namlusu biraz zor dönmeye başlayacak. Çıkardığımızda daha rahat döner. Manyetik alan olmadığı için. Tekrar taktığımızda zor döner. Şu an elektriği vermedim tabi. Açtığımızda şu şekilde döndürürken fark ediliyor zaten tam dönmediği. Elektriği kestiğimizde manyetik alan gittiği için daha rahat dönüyor. Şimdi bu bizim kontak girişimiz, akü lambamız. Elektrik ürettikten sonraki alacağımız kısımda şu kısım artı çıkışımız. Bu kısımdan da ürettiğimiz elektriği alacağız. Buraya da bağlantı yapalım.
Yine dış gövdeden bir eksi alıyoruz. Bu kısımdan bir artı alıyoruz. Şu şekil 12 volt LED'imiz var. Herhangi bir ışık fark etmez. Artı eksiyi buna bağladık. Yine şöyle bir ampul daha aldık. Bu da çıkış için. Dış gövdeden de eksiği aldık. Şu anda bağlantımız hazır. Şurası kontak kısmımız. Kontak anahtarı görevi. Akü lambası. Bunlar da şarj namlusundan aldığımız elektrik geldiğinde yanacak olan lambalar. Şu an elektrik üretimi hazır. Kontağımızı açtık. Kontağı kapattığımızda küçüğü tekrar yanıyor. Tekrar marşa bastık, çalıştık arabayı. Tekrar istop ettik. Küçüğü tekrar yanıyor. Normal sıkıntısı olan bir şarj namlusu bu şekilde görevini yapması gerekiyor. Şimdi bütün bağlantıları sökelim. Sıkıntılı olan şarj namlusunda ise neler oluyor ona bakacağız. Yine dış gövdeye eksiği alıyoruz. Artı girişimizi yapıyoruz. Kontağı açtığımız zaman akü lambamız yanmıyor. Dediğim gibi akü lambamız yanmıyorsa konjektör yani voltaj regülatöründe veya kömürlerde bir sıkıntı vardır. Kömürler azalmışsa bunu söküp baktığınızda anlaşılabilir zaten. Voltaj regülatöründe sıkıntı varsa yine lamba yanmayacaktır. Voltaj regülatörünün iç kısmını da göstereyim. Şu parça. Bunlar kömürler. Şu kısımda voltaj regülatörü entegre devresi bulunuyor. Görüldüğü gibi bu kısımdan patlamış. Bunların tamiri olur mu olmaz mı o artık size kalmış bir şey. Uğraşıp yapılabilir. Üzerindeki parçalar temin edildiğinde bunun üzerinde hangi parça patlamışsa onları tespit edip tahmin yapmaya çalışabilirsiniz. Aynı zamanda bu parçayı komple bir şekilde almanız gerekiyor zaten. Şimdi bunun kömür değişimlerini de göstereceğim. Bu arızalı ama kömürleri uzun. Yani daha sağlam.
Şimdi şu dinamoyu komple sıfırlayacağımız için buradaki boşa çıkacak malzemeleri kullanmamız gerekiyor. Şimdi bunun voltaj regülatör kısmına bakalım. Şimdi bu kısımda dediğimiz gibi elektriği verdiğimizde yine bağlantıyı yapalım. Artı kısma girdiğimizde akü lambası yanmıyor. Dediğim gibi burada yanmamasının sebebi ya kömürler bittiği içindir ya da voltaj regülatörü az önce gösterdiğim gibi patladığı içindir. Voltaj regülatörünü değiştirdiğiniz zaman şarj lambasının çalışması gerekiyor. Akü lambası sönmüyorsa bu sefer diyot grubunda sorun vardır. Diyot grubunu kontrol etmek için de otokontrol kalemiyle bunu yapabilirsiniz. Şimdi bu kısım artı çıkışımız olduğu için diyot grubu bu tarafa yine alternatif akım geldiği için artıyı bu tarafa gönderdiği için sürekli diyotlarda bir sıkıntı varsa, patlama vesaire varsa elektrik olmayacaktır zaten. Şuradan artı kısımdan kontrol kaleminin ucu artı kısmı aldık. Bu eksi. Bu şekilde yanmıyor. Tersini yaptığımız zaman yanıyorsa diyot grubunda bir sıkıntı yoktur zaten. Yani geçişe izin veriyor. Bu kısım eksi, bu kısım artı. Artı kısımdan bu kısım elektrik geçişi olmuyor. Bu kısımdan artı kısmına diyotları gönderim yaptığı için yani artı çıkışına bu kısımda elektrik yanmış oluyor. En basit şekilde diyot tablosunu bu şekilde kontrol edebilirsiniz. Daha sonra konjonktör yani voltaj regülatörünün arızasını nasıl tespit edersiniz onu da göstereyim. Şu yan tarafında bir parça var, plastik. Onu çıkarmanız gerekiyor. Daha sonra konjektörü çıkarabilirsiniz. Bunu kontrol etmek için de yine kontrol kalemiyle artı kısmı yani artı girişi üst kömürü kontrol ettiğinizde ışık yanıyor. Alt kömür de yanmıyor. Yani bu voltaj regülatöründe iç kısmında patlak var. Az önce gösterdiğim gibi. Kömürlerde bir problem yok. Kömürleri uzun, bitik değil. Sağlam voltaj regülatöründe artı kısmından iki kömürde de tuttuğunuzda ikisinde de elektrik görünmesi gerekiyor. Ama bunda
görünmüyor. O yüzden de şarj numumuz çalışmamış oluyor. Yine bunun da kömürlerini başka bir seferde kullanmış oluruz. Bu da dursun. Şimdi çalışan şarj dinamosu akü lambasını nasıl söndürüyor? Onu göstereceğim. Şimdi şu sağlam dedik. Bunu takacağız zaten. Bunu komple sıfırlayacağımız için. Bunun üzerinde göstereyim. Bunu söküp. Şimdi bu sağlam ama bunun da köbeleri kısa. Şöyle göründüğü gibi. Bu uzun köbeleri bunu sağlam olana geçiririz. Onu da göstereceğim. Şimdi bunun kontrolünü de yapalım takmadan önce. Az önceki anlattığımı tekrarlamış olalım. Yine bu kısma tuttuğumuz zaman kontrol kalemini. Üst kömürde de elektrik var. Alt kömürde de elektrik var. Sağlam voltaj regülatörü bu şekilde olması gerekiyor. Bunu yerine takayım. Girişini yaptık. Akü ışığı nasıl sönüyor onu göstereceğim. Sağlam bir şarj numarası üzerinde. Yine eksi girişimiz. Buradan akü lambamız. Normal bir şekilde yanıyor. Şimdi nasıl sönüyor onu göstereyim. Sağlam bir şarj namusunda, yani diyot grubu, voltaj regülatörü, her yeri sağlam olan bir şarj namusunda kontağı çalıştırdığınız zaman akü lambası yanıyor. Motoru çalıştırdığınız zaman sönüyor. Bu işlemi nasıl yapıyor? Şu kısımda gördüğünüz, yani diyot grubundan çıkan elektrik tekrar akü lambasının pozitif ucuna enerji gönderdiği için, yani manyetik alan kendi elektriğini oluşturup elektrik üretmeye başladığı zaman aynı zamanda akü lambasını da söndürmüş oluyor. Ya basit bir şekilde akü lambasının sönme işlemi, yani doğru düzgün çalışan bir şarj namusunda bütün işlemler bu şekilde gerçekleşiyor. Şarj namusu kendi elektriğini üretmeye başladığında, dediğim gibi diyotlardan gelen pozitif uç akü lambasına uyarı bakımı gönderdiği zaman elektriğini kesiyor şarj lambası. Yani akü lambası sönmüş oluyor. Tekrar motoru durdurduğunuzda akü lambası tekrar yanmış oluyor. Bu hiçbir sıkıntı olmadığını gösteriyor. Ama akü lambası sönmüyorsa, daha önce de anlattığım gibi diyot grubunda sıkıntı varsa, elektrik üretilemiyorsa, orta rotor kısmına elektrik gidiyor ama elektrik üretilmiyorsa, bu kısma pozitif gelmeyeceği için
Akü lambası hiçbir zaman sönmeyecektir. Bu anlattıklarımın haricinde bütün kablo bağlantıları da kontrol edilmesi gerekiyor araçtaki. Yani şarj numusu, artı çıkış ucu, bağlantıları, akü, bu giriş ucu, bütün bağlantıların da kontrol edilmesi gerekiyor. Yani sadece şarj numusunun sorun var olarak görülmemeli. Her zaman bir işlem yapılırken bütün anlamıyla kontroller yapılmalı. Ondan sonra net bir çözüme ulaşılmalı. Bu şekilde daha iyi olur. Şimdi bu şarj numusunu komple değiştireceğiz. Bilyelerini komple temizleyeceğiz. Şimdi bilyelerini neden değiştireceğiz? Şöyle göstereyim bilye sesini. Bilyesi bozuk şarj namusu bu şekilde sesli çalışır. Yani artık bilyeleri değişmesi gerekir. Sağlamlarında ise hiç ses yoktur zaten. Bu şekilde. O yüzden bunun bilyelerini değiştireceğiz. Şu şekilde yeni bilyelerle. Bu bilyeleri zaten kolaylıkla bulabilirsiniz. Yani ölçülerini söküp ölçülerini alıp gittiğiniz zaman rahatlıkla bulabilirsiniz. Şimdi bunun değişimini yapalım. İlk başta kasnak kısmını sokacağız. Buradaki vidayı. Buradaki vidayı sökerken ortada tutmak için alyanlı kısım var. Alyanlı kısımda tutup sökmeye çalışmayın. Çünkü çok sıkışık olacağı için yani alyan ya bükülebilir ya kırılabilir. Yani elinize falan zarar verebilirsiniz. O yüzden işi garantiye almak daha iyidir. Dış kasna kısmını bor anahtarıyla veya büyük bir anahtarla tutup sökerseniz daha iyi olur. Hem daha az enerji harcamış olursunuz. Bu şekilde bor anahtarıyla fazla kasna değmeyecek şekilde tutarsanız daha iyi olur. Şimdi kasna zarar vermeyin. Daha sonra orta kısmı lokmayla veya yıldız anahtarıyla sökebilirsiniz. Kasna söktükten sonra şu kısımda çentikli yer var. Bütün parçalarda. Yani bu pervanenin ve kasnanın hareket etmemesi için. Şurada. Geri toplarken o parçayı mutlaka takın, unutmayın. Şu küçük parça. Yani hepsini çıkardığınızda o da zaten yerinden çıkmış oluyor. Şu şekilde. Kasna ve bütün parçaları tutması için o parçanın da orada olması gerekiyor. Yani o parça olmadan takmayın. Çünkü boşluk olur, bir şey olur. Pervane boşa döner. Yani kasnak boşa döner olmadığı zaman. Yani vida gevşeme durumunda. O yüzden daha kontrollü yaparak toplarsanız toplama işlemi de daha verimli olur.
Daha sonra yan tarafında 3 tane vida var. O vidaları da sokacağız. Konjektörün kumbelerini değiştireceğimiz için konjektörü de sokacağız. Konjektörü soktuğunda zaten rotor kısmını çıkarmaya çalışmayın. Çünkü kumbeler kırılır. Şimdi bunu çıkarmadan buradan çektiğiniz zaman kumbeler kırılabilir. O yüzden bunu mutlaka çıkarın ilk başta. Bunun kümülünün değişmesinde yapacağız. Şimdi bu kısma geldiğimiz zaman yan taraftaki vidalarını da çıkardığımız zaman şu vidayı da alalım. Bu kısım dönmeye başlıyor zaten. Ama bilye sıkışık geçtiği için bunu çektirmeyle çıkarmamız gerekiyor. Yani orta kısımdan. Bastırarak, vurarak falan çıkarmayın. Çektirmeyle rahat rahat çıkarmaya çalışın. Fazla zarar vermemiş olursunuz. Şimdi çektirmeyle bu kısmı çıkaracağız. Çektirmeyle çıkarmışımı yaparken bu orta kısma bir bilye koyarsanız daha iyi olur. Çektirmenin ucunda boşluk olduğu için o bilye olduğu zaman sağa sola kaymamış olur. Şöyle bir bilyeyi bu kısma koyup daha sonra çektirmeyi takıp çıkarma işlemini yapıyoruz.
Bildiğiniz kapağı çıkarıyoruz. Bilye bu kısımda. Bu kısımdaki bilyeyi değiştiriyoruz. Daha sonra alt kısmını da çıkaracağız. Rotorun alt kısmındaki bilyeyi. Bu kısımda da yine çıkmaya zorlandığı için rotorun şu kısmında boştaki kısmından fazla zorlamadan çekiç sapı gibi bir şeyle vurarak çıkarabilirsiniz. Fazla metalle vurmayın çünkü yine kırılma, ezilme, şekil değiştirme, bozulma olmasın o yüzden. Şu şekilde rotor kısmını da çıkarıp bu alt bilyeyi de değiştiriyoruz. Ve bütün komple temizliğini yapıp ondan sonra toplayacağız tabi. Şimdi bunu da çektirmeli çıkarmamız gerekiyor. Yine aynı şekilde çektirmeyi takıyoruz. Yine bilyeyi koyun tabi orada. Bu şekilde alt bilyeyi de çıkarıyoruz rotordan. Daha sonra öz kapaktaki bilyeyi yerinden çıkarmak için vidaları söküyoruz. Bu şekilde üst bilyeyi de üst kapaktan çıkarıyoruz. Sesinden belli oluyor zaten. Bu bilye arızalı. Artık yıpranmış zamanla. Alt bilyede fazla ses yok ama onu da değiştiriyoruz. Şimdi yeni bilyelerle
temizleyip toplayacağız. Yeni bilyeler zaten hiç ses yok. Şimdi komple parçaları, bütün parçaları da temizleyip ondan sonra takma işlemini, toplam işlemini geçelim. Temizleme işlemini yaparken stator sargı üzerinde tel fırça veya telli malzeme kullanmayın. Yani bakırın üzerindeki yaltıkanlar gidebilir. Şarjdan zarar görebilir. O yüzden sadece diş fırçasıyla veya yumuşak fırçayla iç kısmını temizleme işlemi yaparsanız daha iyi olur. Dış kısmını zaten tel fırça veya başka bir şekilde temizleyebilirsiniz.
Temizleme kısmı bittikten sonra toplamaya başlıyoruz sırasıyla. Şarjın domuzu. İlk önce bilyelerini takacağız. Üst kapağın bilyesi büyük olan bilye. Şekilde bilyeyi yerine oturtuyoruz. Daha sonra koruma kapağını vidalarını sıkıyoruz. Daha sonra rotor alt kısmının bilyesini takıyoruz. Bilyeyi takarken preslemeniz veya orantılı bir şekilde vurmanız gerekiyor. Şekilde rahatlıkla takabilirsiniz. Daha sonra rotoru dış gövde stator kısmına yerleştiriyoruz. Daha sonra rotoru orta kısmına oturtuyoruz. Bilyenin yere oturduğunu kontrol ediyoruz. Daha sonra üst kapağı yerine kapatıyoruz. Üst kapağı kapatırken de yine hafifçe vurmanız gerekiyor. Orantılı bir şekilde. Büyük lokma kullanarak vurabilirsiniz. Yani şu şekilde. Bu şekilde üst kapağı da yerine oturtmuş oluyoruz. Daha sonra 3 adet yan vidasını takıyoruz.
Daha sonra 3 adet düdeyi lokmayla tamca sıkıyoruz. Boşluklarını aldıktan sonra daha sonra ön kasnak kısmını pervanesine takıyoruz. Daha önce de dediğim gibi buradaki tırnağı unutmuyoruz takarken. Şu şekilde. Bu küçük tırnağı yerine takıyoruz. Tırnağı taktıktan sonra diğer parçaları sırasıyla yerine takıyoruz. Eğer o tırnak olmazsa dediğim gibi orta somunu tuttuğum zaman pervane boşa döner. Yani pervaneyi çevirdiğiniz zaman orta somunu tuttuğunuzda sıkışması gerekir. Ama o tırnak olmazsa boşa döner. O yüzden ona dikkat edin söktüğünüz zaman. Şimdi orta somunu komple rahatlıkla sıkabiliriz. Yine aynı şekilde bor anahtarıyla veya başka bir anahtarla tutarsanız daha iyi olur. Şu anda bilyelerde hiçbir sorun olmadan şarj domuz yenilenmiş hale geldi. Şimdi kolektörün kömürlerinin değişimini yapacağız. Sağlam kolektörün kömürlerini. Şu sağlam kolektör. İşte söktüğümüz. Bunun kömürlerini alacağız. Bu kömürler bazılarında lehimli. Bazılarında bu şekilde puntolu oluyor. Ya lehimli ise lehimi sökük kömürleri alabilirsiniz. Puntalı ise hafiften puntayı kaldırıp o şekilde kömürleri alabilirsiniz. Bunu da puntalı. Puntaları kaldıralım. Ufak bir taşlamayla falan bunu yapabilirsiniz.
Bu da lehimli. Bunun lehimlerini söktüğümüz zaman zaten çıkacak kömürler. Yeni kömürleri geçirebilmek için uç kısmına ya bir kablo ekleyebilirsiniz lehimle, ufak bir lehimle. Veya bu kısımdaki delikleri büyüttüğünüz zaman da zaten geçer. Şimdi şu lehimleri sökelim. İki kömürü de söktük. Şimdi yeni kömürleri yerine takacağız. Lehimi ince bu uçla delmemiz daha iyi olur. Şu şekilde deldiğimiz zaman kömürleri daha rahat geçirebiliriz. Daha sonra lehimlerini yapacağız. Kömürler hafif farklılık gösterebiliyor. Ya bu kömür bu yuvaya girmiyor mesela. Böyle bir durumda kömürü ince eğeyle hafiften eğelediğiniz zaman sorun çözülmüş olur. Diğer kömür de aynı şekilde yapıyoruz. Bu şekilde kömürü de hazırlamış oluyoruz. Daha sonra yaylarıyla beraber yerlerine oturtup lehimlerini yapalım.
şekilde taktığınız zaman zaten arka kısmından çıkıyor. Rahat bir şekilde. Bu şekilde sıfırlayıp lemini yapabiliriz. Bu şekilde alttaki kömürümüz hazır. Üstteki kömürü de aynı şekilde takıyoruz. Onu da aynı şekilde lehimliyoruz. Bu şekilde üstteki kumrumuz hazır. İlk kömürümüz hazır. Şu an kömür değişimi işlemimiz bitmiş oldu. Bunun yerine monte ediyoruz. Takmadan önce kontrol edebiliriz. Herhangi bir temassızlık var mı? Vesaire diye. Şekilde çalıştığını görüyoruz. Daha sonra şarj numarasını montajını yapalım. Yan kısmında kapak vardı. Bu kapağı da yerine takıyoruz. Daha sonra vidalarını sıkıyoruz. Böyle herhangi bir sıkıntı olup olmadığını kontrol ediyoruz döndürerek. Daha sonra test aşamasını yapabiliriz. Eksi girişimizi takıyoruz yine. Konta kartucumuzun girişini yapıyoruz. Herhangi bir sıkıntı yok gibi görünüyor.
Kontak açıktayken motor rotor kısmı rahat dönüyor. Kontağı açtığımız zaman dönmüyor. Şimdi elektrik üretme aşamasının kontrolünü yapalım. Bağlantılarını yapıp bağlantı şeklini ilk girişte zaten gösterdim, yine göstereyim. Dış gövde şase, akümsün şase ucu. Şu şekilde kontaklı bir ampul, akü ışığı görevi görecek şekilde. Artı ucu, şarj namlusu. Daha sonra şu kısım, şarj namlusunun verdiği elektriğin artı kısmı. Bu uç, alacağımız elektriğin artı kısmı. Buraya artı çıkışımızı takacağız. Şu şekilde bir ampul. Dış gövde eksi. Dış gövdeden bir eksi hat alacağız. Bir de artı çıkışımızdan hat alacağız. Şu şekilde. Daha sonra ampulümüze artı veriyoruz. Bu alacağımız elektrik. Şu anda çalıştırma aşamasına hazırız. İlk etapta kontağı açıyoruz. Akü ışığımız yanıyor. Daha sonra motoru çalıştırmaya başlıyoruz. Bu şekilde şarj namlusunun kontrolünde yapmış oluyoruz. Daha sonra üst kapağını da kapatıp şarj namlumuz kullanıma hazır hale gelmiş oluyor. Yenilenmiş bir şekilde. Böylece şarj namlusu komple sıfırdan konjektörünü, bilyelerini yenilemiş ve kullanıma hazır hale getirmiş oluyoruz. Son olarak da şarj namlusunun voltaj değerlerinden bahsedeyim. Şarj namlusu marşa basıldığında 14-14.7 volt arasında olması gerekiyor normal değerleri. Yani motor soğukken, ama motor ısındığında voltaj değerleri düştüğü için 13.7 ve 14.4 arasında ideal ayarlarda oluyor. Yani bu değerlerin altına düşmüşse şarj namlusunda sıkıntı var demektir. Yani 13.7 voltun altına düşmüşse tam kapasite şarj etmiyor demektir.
kontrol ettirmenizde fayda var o yüzden. Aküyü de kontrol etmenizde fayda var. Tam şarjlı akü normalde 12.7-12.6 arası çıkması gerekiyor. Boştayken. Marş yapıldığı anda da akü voltajı 10 voltun altına düşmemeli. 10 voltun altına düşüyorsa marş esnasında yine akü tam kapasite şarjı olmuyor demektir. O yüzden aküyü de değiştirmeniz faydalı olur. Yani kontrolleri yapmanız faydalı olur. Videoların devamı gelmeye devam edecek. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.